Merhaba. Tamam mıyız? Evet. Tamam, iyi akşamlar. Çok güzel bir akşam. Çok güzel bir yılbaşı erken partisi. Önce geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Sağ olsun ajansımız muhteşem bir gece hazırlamış bizler için. Bütün oyuncuları ve yakın çevresiyle beraber güzel bir gece geçiriyoruz. Bir yılın yorgunluğunu atıyoruz. Bütün yorgunluğu atacağız inşallah, bakalım. Güzel bir gece geçiriyoruz. Evet, filmden bahsedelim. Son projeden. Son Roza, evet. Belçim az önce bayağı bahsetti gerçi, değil mi? Evet. Birlikte bayağı konuştunuz. Ben biraz kısa dahil oldum oraya aslında. Gittim, bir haftada benim çekimlerimi sağ olsun öne çektiler ve benim işimi bitirip beni gönderdiler. Onlar benden daha uzun süreli çalışıyorlar. Muhteşem bir hikaye geliyor. Gerçekten yaşanmış olması bir kere yürekleri dağılacak durumlar. Çünkü bu kadına şiddet ve töre hikayeleri gerçekten çok zor. Çekerken biz de çok zorlandık. Hatta ben ilk defa kötü bir rol yaptım. Yani bunca yıldır hep iyi roller denk geliyordu. Bu sefer hikayenin kötü kahramanı benim ne yazık ki. Oynarken bile zorlandım. Yani oynarken karakterimi içimden sövdüm desem yalan olmaz. Ferdi karakteri oynuyor. Ferdi karakterini oynuyorum ben Roza'da. Bahar Şahin'in, yani Rezal'ın kocası olacak. Çok güzel tanışıyorlar ama daha sonrasında olaylar farklı yere gidiyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum buradan bu arada. İzlediklerinde seyircilerimiz görecekler. Büyük ihtimalle bana da çok güzel küfredebilirler yani yaşanmış rol yüzünden. Yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Evet, yaşanmış hikaye. Hamit İzol'un kitaplaştırdığı, daha sonradan hikayeye, senaryoya dönüşen bir gerçekten yaşanmış, 2007-2008 yıllarında yaşanmış bir gerçek bir hikaye bu. Umarım biz elimizden geleni yaptık. Umarım seyircilerimiz de izlediğinde, yani hatta mümkünse yurt dışında festivallerde de umarım gösterilecek. Öyle bir durumlar var şimdiden. İnsanlar umarım artık kadına şiddette, törede biraz daha bilinçlenebilirler diye düşünüyorum. Tek amacımız, tek gayemiz buydu çünkü biz bu filmi yaparken. Umarım biraz daha bilinçlenebiliriz bu konuda. Ben yanlış mıyım? Murat Göğebakan... Evet. Hemen öncesinde de Murat Göğebakan'ın hayatını film yaptık. Evet. Ben Murat Göğebakan'ı canlandırmaya çalıştığım filmde. O da çok yakın tarihte. Yanlış bilmiyorsam 17 Şubat'ta vizyon düşünülüyor, bir aksilik olmazsa umarım. Onun da hayat hikayesi çok zor. Nasıl mesela? Çünkü orada hani ülkece çok sevdiğimiz bir insan. Evet. Sonra hayatını oynamak. Yakın tarihte Barış Akarsu'nun hayatı sonuna girdik. Çok beğenildi, çok sevildi. Ben Murat Göğebakan dönemine yetiştim. O kadar genç değilim açıkçası. Ben zaten severek dinliyorum ama hayat hikayesini Murat Göğebakan'ı bilmiyorum. Yani öğrenince tüylerim diken diken. Çok zorlanmış gerçekten. Doğduğundan itibaren çok zor bir hayatı olmuş açıkçası. İnişli çıkışlı, o aşk hayatı da öyle, evlilik hayatı aşık da öyle. Çok ön plana her çıkan. Şeyi çok yukarıda yaşayan, duygu anlamında çok yukarıda yaşayan, kendine münhasır bir insan olduğu için, şahsına münhasır bir insan kendisi. Her şeyi zaten, bütün duyguları çok yukarıda yaşayan. Şarkı söylerken de biliyorsun nasıl söylediğini, evet. Sahnede görmüşsündür mutlaka. Nasıl yukarıda o duyguları yaşadığını gördük. Canlandırmaya çalıştık elimizden geldiğince. Sağ olsun yönetmenim çok yardımcı oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımız. Yani herkes elinden geleni yaptı. Çok kısa sürede hazırlandık çünkü. 3 hafta çok kısa bir süre bir biyografi filmi için. Normalde aylar süresi gerekiyor biliyorsun. 6 ay, 7 ay çalışılıyor normalde. Biz 3 haftada sadece hazırlandık. Ve mucize yarattık büyük ihtimalle. Öyle görünüyor. Şu an fazlasıyla merak uyandırdı. Evet. Mesela son dönemlerde filmlerde ve dizilerde çok böyle şarkı söyleyen oyuncular, evet. Çok daha böyle konuşuluyor, evet. Plana çıkıyor. Burada şarkı seslendiriyor musunuz acaba? Murat Göğebakan'ın 4 tane şarkısını seslendirdim. Gafil Gezme var aralarında. Kalbim Yaralı var ki filmimizin adı zaten Kalbim Yaralı. Vurgunum var ve ilk ödül aldığı şarkı, ilk şarkısı, ilk çıkış yaptığı 96 yılındaki Ben Sana Aşık Oldum var. Onları seslendirdim. Elimden geldiğince benzetmeye çalıştım Murat'ı ama tabii ki Burak Sevinç olarak söyledik. Bir yere kadar benzetebilirsin, %100 olma ihtimali yok. Seyircinin takdirine bırakıyoruz gençleri. Biraz oyunculukla ilgili konuşalım. Son dönemlerde bayağı bir konuşuluyor. Erkek başrol oyuncularının partner seçmesiyle ilgili.
bu konuda gerçekten bir bilgim yok. Yani hayır, partner seçemezsin. Böyle bir hakkı kimse bilmeyecek. Sura bakmasın. Kastı kim yapıyorsa, yönetmen neye karar veriyorsa, karşındaki oyuncu olduğu sürece problem yok. Yani sen orada bir karaktersin çünkü. Yani bir karakteri canlandırıyorsun. Sen Burak olarak karşında kimin oynayacağına karar veremezsin. Bunu gerçekten ilk defa duydum böyle bir şey. Bunu yapıyorlarsa da çok büyük ayıp. Ya böyle bir şey olamaz çünkü. Kişiye göre projelerin yapılması. Onlar tamamıyla yapımın kararı değil. Onlara dediğim gibi biz oyuncular buralarda ben bilgi sahibi değilim açıkçası. Olmayı da istemem. Onlar beni ilgilendiren şeyler değil. Ben senaryoyu beğendiysem, yapımcı da yönetmen de bana okeylerse ben gider işimi yaparım. Peki son olarak iki başrol oyuncusu hem kadın hem erkek oyuncu arasındaki rakamsal olarak çok büyük farkların oluşuna nasıl bakarsınız? Dediğim gibi bunlar her şey yapımcıların kararı. Herkesin bir kaşesi var. Evet, belli bir ücrete oynanıyor. Ben belli bir kaşe söylerim. Yapımcı okeyse ona oynarız. Yani başkasının ne aldı benim ilgilendim. Benim kaşem yok. Ben ona anlaşmışım. Bunun haricinde yok. Efendim sen ona bilmem ne kadar biliyor musun da bana ne böyle bir şey diyemem. Böyle bir hakkı da yok. Kesinlikle. Mesela başlığı beraber oynadığınız kadın oyuncunun sizden almış olduğunuz ücretten 2 kat daha fazla alması sizi rahatsız eder mi? Niye rahatsız etsin? Allah bereket, Allah bereket versin yani. Daha fazlasını alsın. Beni bağlamıyor. Dediğim gibi benim belli bir kaşan var. Ben onu teklif etmişim ve o teklif kabul edildiyse bana ne, kimin ne aldığını. Biraz değişik şeyler bunlar. Evet, biraz ne yazık ki dedikoduyla kaçıyor ama bizim sektörümüzde böyle şeyler tabii ki yaşanıyor. Ama yanlış bence. Terbiyesizlik gibi geliyor bana birazcık. Çok özür dilerim ama. Çok sağ olun. Herkesin kendi hayatı. Evet. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.